Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere e, Garmin Nuvi 40 navigasyonumuza nasıl reset atılacağını göstereceğim arkadaşlar. E, bu reset işi nereden çıktı? Öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Daha önce e, videomda izlemişseniz eğer Garmin ile ilgili iki tane video çekmiştim. Birincisi e, Garmin Nuvi 40'ı tanıtım videosuydu. Ee, özelliklerini nasıl kullanılacağını. İkincisi ise arkadaşlar e, Garmin'imize harita güncellemesi yüklemesi nasıl yapacağımızı göstermiştim. Şimdi bazı arkadaşlarımız e, bu harita güncellemesi yaparken sıkıntılar yaşamışlar. Onlar niye sıkıntı yaşamışlar? Şunu söyleyeyim, e, bu navigasyonumuz e, artık sıfır piyasada bulunmuyor arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarımız da ikinci olarak almışlar bunu. İkinci elde de tabii ki haliyle ister istemez sıkıntılar yaşanmıştır. Daha önce nasıl kullanıldı, nasıl yapıldı, düzgün format atıldı mı ya da işte ıvır zıvır derken bazı yazılımsal sorunlar olmuşlar. Bunlar nedir mesela? Bir arkadaşımız yazmış, bilgisayara takıyorum, bilgisayar hiç görmüyor. Diğer arkadaşımız yazmış, işte bilgisayar görüyor fakat içindeki dosyalar açılmıyor. Birisi yazmış, yükleme yapamıyorum. Her şeyi görüyor. Yani bunlara genel bir çözüm yapabileceğimiz reset atmak aklıma geldi. Peki resette işe yaramazsa artık şansa kadere yapacak bir şey yok bence. Çünkü o tamamen artık yazılımı çökmüş sanırım. E, çok da hakim değilim. Hiç başıma gelmedi. Ben şu an tahmini hem nasıl reset atılır onu göstereceğim. Hem de en azından arkadaşlarımızın belki işine yarar diye göstereceğim. Evet arkadaşlar. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu navigasyonumuzu açmıştım ben. Bunu bir kapatalım. Kapan. Susam kapan. Evet şimdi navigasyonumuz kapalı arkadaşlar. Şarjımız varken bu şekilde navigasyon kapalı bir şekilde arkadaşlar ee, şu sağ tarafa baş parmağımızı koyuyoruz fakat şöyle söyleyeyim ben size ben çok denedim bunu bildiğim halde unutmuşum ee, böyle bu tarafa koyduğun zaman olmuyor şöyle söyleyeyim şu birleşme yeri var arkadaşlar üçgen buraya tam şöyle şu şekilde parmağımızı bastırıyoruz hani yarısı etin yarısı dışarıda yarısı içeride olacak şekilde şu şekilde tam köşeye yani biraz yukarı olduğu zaman olmuyor. Tam şu köşeyi arkadaşlar buraya bastırdık yani bastırdık derken normal dokunma olarak çok da bastırmıyoruz normal dokundum şuraya ee, başparmağım buradayken açma tuşuna Garmin yazısı gelene kadar basıyorum ve ikisini aynı anda basılı tutuyorum bırakmıyorum şimdi bastım Garmin yazısı geldi bıraktım ama başparmağı bırakmıyorum bakın başparmağı bırakmıyorum evet şimdi. Normalde bu menü çıkmıyor arkadaşlar açtığımız zaman bu menü çıkmıyor tüm kullanıcı verileri silinsin mi yani bu e, tamamen reset e, tertemiz etme cillop gibi fabrikadan yeni çıkmış gibi oluyor. Ee, evet derseniz tamamen her şey temizlenir. Ee, bence o yazılımsal olan ıvır zıvır sıkıntı varsa orada gitme ihtimal çok yüksek arkadaşlar. Ee, sıkıntı çeken arkadaşlar için söylüyorum. Ee, i̇kinci el olarak alıyorsanız ilk başta bu şekilde bence yapın. Ondan sonra kullanmaya başlayın. Sorun olmasa bile. Yani sorun olmasa bile aldığınız zaman bence bunu yapın. Tertemiz. Tamamen e, size ait bir navigasyon olur. Ee, şimdi tüm kullanıcı birileri dediğim zaman evet dersek gider ki ben demeyeceğim. Çünkü benim e, bayağı bir ...gezerken kaydettiğim yerler var. Onların silinmesini istemiyorum ben. Bir daha uğraşamam tek tek onlara girmeye. Ben hayır diyeceğim. Siz evet diyeceksiniz. Evet dedikten sonra zaten... ...ben bir kere yapmıştım. Muhtemelen hatırlamıyorum ama şu an... ...muhtemelen o kendini bir açıp kapatacak... ...beklemekle diyecek. Zaten başka bir şey yapmayacaksınız siz. O kadar. Yani sadece bir bekleme süresi olacak. Evet ama dediğim gibi... ...üzerinde eğer... ...bir yer kaydettiyseniz arkadaşlar... Ee, sık kullanılan bir şey kaydettiyseniz e, onları bir yere not alın çünkü onların hepsi gidiyor e, tertemiz oluyor dediğim gibi Evet arkadaşlar e, bugünkü videomda bu kadar Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur e, başka sorusu olan arkadaşlarımız varsa kafasına takılan başka şeyler varsa da e, videonun altına yazıp e, Yazarsanız eğer elimden geldiği kadar e, sizlere cevaplamaya çalışırım. E, kanalıma da abone olup videoma da like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hayırlı günler dilerim.